Konacık Belediyesi ve Aydem İşbirliği'nde Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan elektrik hatları güçlendirerek yer altına alınıyor. Çalışmalar kapsamında Atatürk Bulvarı'nda bulunan yüksek gerilim hatları güçlendirilerek yer altına alınıyor. Bitez kavşağına kadar devam edecek olan çalışmalar çerçevesinde kavşak düzenlemesi için bölgede bulunan hatlar da yer altına alınacak. Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun ve Aydem Bodrum İşletme Müdürü Sefa Pişkin Leblebici, Pamir İş Merkezi civarında devam eden çalışma bölgesini gezerek çalışmaları yerinde incelediler. Atatürk Bulvarı üzerinden geçen hattın Ortakent'ten gelip Bitez Beldesi, Konacık Beldesi ve Bodrum Merkezi'nin enerjisini temin eden bir enerji nakil hattı olduğunu belirten Aydem İşletme Müdürü Sefa Pişkin Leblebici şunları söyledi. Önümüzde bulunduğumuz hat Ortakent'ten gelip Bitez Beldesi'ni, Konacık Beldesi'ni ve Bodrum Merkezi'nin enerjisini temin eden enerji nakil hatlarıdır. Bu hat kapasite anlamında Bodrum'da yazan elektrik kesintilerine sebebiyet vermektedir. Hem de güç anlamında da yetmediğinden dolayı bizim burada bir çalışmamız vardı. Konacık Belediye'mizle bu konuyu paylaştığımızda kendilerinin destekleriyle bu hattın güçlendirmesi yapıldı. Bu hat havai hattı olarak maksimum seviyede olduğu için yeraltı olarak projelendirilerek Konacık Belediyesi'nin desteklerinden beraber işbirliği yapılarak çalışmamızı yaptık. Bu çalışma neticesinde bu hatlar yer altına alındığı zaman arıza, kesinti, sayı ve süreleri yönünden çok çok büyük bir fayda sağlayacak. Yani enerji kesintilerini daha azaltacak. 20 gün içerisinde başlarının bitirmesi planlanan bir çalışma. Son 3. aşamasına geldik. 1 ve 2. aşamalar bitti. 3. aşamada da buradan arkadaşlar devam ediyorlar. Elektrik kesintisi çok az olarak bu çalışma yapılacak. Yani bölgesel elektrik kesintisi yapılmadan tamamlanacak bu çalışma. Sadece küçük küçük kesintilerle. O da sadece mahallenin kesilmesiyle olacak.